Dünyanın gündemiyle başlıyoruz bu gece ATV Ana Haber'e. Cemal Khashoggi cinayetiyle ilgili çok çarpıcı yeni gelişmeler var bugünün manşetinde çünkü. Cinayeti Suudi Arabistan'da araştıran savcı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti hatırlayacaksınız. İşte o savcı iddianamesini hazırladı. Özetle iddianameye neler yazıldığını aslında buraya aktarmaya çalıştık. Bu kelimeleri görüyorsunuz. İnsanın dili varmıyor ama cümleler, kelimeler, anlatımlar gerçekten de korkunç. İşin ilginç yanı Arabistan savcılığının Khashoggi cinayetini büyük bir suç olarak nitelemesine karşın fail listesinde yer alan prensi Muhammed Bin Selman'ı kollama girişimleri. İşte tam da bu nedenle Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla o iddianameden tatmin olmadık dedi bugün. Ve bakın iddianamede hangi korkunç ayrıntılar var ve Türkiye'yi tatmin etmeyen boşluklar neler? Khashoggi cinayeti soruşturmasında beklenen oldu. Suudi Başsavcılığı cinayet emrini verenleri es geçti, suçu 5 memurun üzerine yıktı. Tüm bu adımları biz olumlu buluyoruz fakat yetersiz buluyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sadece tetikçilerin değil, cinayet emrini verenlerin de cezalandırılması gerektiğini söyledi. Talimat verenlerin ve gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor ve bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Çavuşoğlu cinayetin tasarlanarak işlendiğinin altını çizdi ve Khashoggi'nin kayıp cenazesinin akıbetini sordu. Hunharca öldürülen ve cesedi parçalara ayrılan Khashoggi'nin cesedi nerede? Suudi Başsavcılığının iddianamesine göre cinayet emrini veren kişi eski istihbarat başkan yardımcısı. Cinayetin ardından infaz timini yönlendiren isimse Veliaht Prens Selman bin Muhammed'in eski danışmanı Suud el-Kahtani. Daha önce ifadesi alınan Kahtani için savcılık yurt dışına çıkış yasağı koydu. Savcıya göre İstanbul'a gelen 18 kişilik ekipten sadece 5'i cinayete iştirak etti. Khashoggi'nin cesedi parçalara ayrılarak başkonsolosluktan çıkarıldı ve yerel işbirlikçi tarafından bilinmeyen bir yere gömüldü. Savcılık o 5 kişi için idam talep etti. Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen yerel işbirlikçinin ise yakında Türkiye'ye teslim edileceği belirtildi. Bir açıklamada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr'den geldi. Bakan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın cinayette hiçbir ilgisi olmadığını savundu. Khashoggi olayının siyasileştirilmesi ve Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahale çabalarını reddediyoruz dedi. Suudi Bakan, Türk makamlarından kanıt istediklerini söyledi, işbirliği çağrısını da yeniledi.